Kenan kardeş, davetiniz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayrıca memnun olduk. Gazi Mahallesi'nde ilk sohbetimiz bu. Cümle kapısı olarak. Siz birinciliği kaptınız. İnşallah. İnşallah başka davetler de gelir de tekrar ederiz tekrar. İnşallah. Biz büyüklerimizden öğrendik. Onlar bize hep niyetlerinizi Allah için yapın dediler, buyurdular bir işe başlarken. İnşallah hepimiz burada bir hayırlı iş için meydana geldik, buraya toplandık. Cenab-ı Hak sohbetimizi, kardeşimizin ev sahipliğini, sizlerin iştirakını, hepsini rızasına uygun eylesin. Amin. Allah rızası için eylesin. Amin. Biz öyle niyet etmeye çalışıyoruz. Büyüklerin hürmetine niyetimizi de halis eylesin inşallah. Çünkü bir amel, bir iş, niyet Allah rızası için olmazsa Allah indinde bir kıymet ifade etmiyor. Bir değer taşımıyor. O yüzden ömür de kısa, vakitlerimiz değerli geçmeli ki ahirette bize sermaye olsun, işimize yarasın. Cenab-ı Hak niyetlerimizi de bu şekilde toparlamayı ve rızasına uygun hale getirmeyi bizlere ikram eylesin. Sadat-ı Kiram, Allah dostları hep böyle güzel şeyler bizlere öğretmiştir. Hepsi aynı hakikatleri talim ve ris etmişlerdir. Ebu Usta bizi terbiye etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi Hacı Abdülhalik Gıncdavani Hazretleri'dir. Silsile-i Aliye dediğimiz Peygamber Aleyhisselam'ın ve eshabının izinden giden Sadat-ı Kiram, o saadetli zincirin, yüce silsilenin 9.'sü Hacı Abdülhalik Gıncdavani Hazretleri'dir. Buhara'da yaşamıştır. Orada doğmuştur. Ve orada yetişmiştir. Ve orada Müslümanlara bu şekilde hizmet etmiştir. İnsanları Hakk'a davet etmiştir. Kendisi Hak üzere yaşamıştır. Ve insanları da Hakk'a davet etmiştir. Ayrıca talebelerinin içinden kamil Allah dostları yetiştirerek bu vazifeyi de onlara devretmiştir. Yani bu vazife böyle geliyor. Arif-i Rivegeri Hazretleri, 10. Sadatımız, Hacı Abdülhalik Gıncdavani Hazretlerinden, Kuddise Sırru, insanları Hakk'a davet etme hususunda yetki almıştır. Şimdi diploma diyoruz, geçmişimizin tabiriyle icazet almıştır, onun halifesidir. O da Hak üzere yaşamıştır. Hakkı tavsiye etmiştir. Hakka davet etmiştir. Hak yola hizmet etmiştir. Hak yol İslamiyet. Ondan gayrısı hak değil. O da aynen bu aldığı mirası yetiştirdiği talebelerine devretmiş. Talebelerin içinde kamiller çıkmış. Bu hususta ümmet-i Muhammed'e hizmet edenler çıkmış. Bunların en başında da bizim silsile-i aliyede 11. olan Mahmud İncir Fagnevi Kuddise Sırruh geliyor. O Gonçduvan, Rüveger, Fagnevi, onların doğdukları köyler, yani köyleri, oraya nispet ediliyor. Mesela isimleri Abdülhalik Gıncdavani, o köyü. Gıncdavanlı Abdülhalik demek. Arif-i Rivegeri, ismi Arif, yani köyü Riveger. Mahmud İncir Fagnevi, ismi Mahmud, köyü Fagnevi. Hepsi Buhara'nın
köyleri. Daha çok ta Şah-ı Nakşibend Hazretlerine kadar Buhara'da böyle büyük zatlar yetişmiş. Türkistan Evliyası. Ondan Semerkant'ta Hacı Ubeydullah Harbeli Hazretleri ile nispet Semerkant'a geçmiş. Ondan sonra bir müddet orada devam etmiş. Oradan da Muhammed Bakı Billah Hazretleri ile Hindistan'a geçmiş bu nispet. Tabii. 7 Saadat da orada yaşamış. Ondan sonra 29. Saadat olarak Mevlana Halid-i Bağdadi. Tabi Bağdat'tan gitmiş. Hindistan'dan o nispeti almış gelmiş. Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri bizim memleketimize getirmiş. Ondan sonra bir Şah-ı Hazne ile Suriye'ye misafirliğe gitmiş nispet. Tekrar Gavs-ı Kasrevi almış getirmiş. Ve bu silsile halen bizim memleketimizde Ümmet-i Muhammed'e Hakk'a davet etmeye, Hakk'ı tavsiye etmeye ve Hak yolda yaşamaya devam ediyorlar. Yani bunların dertleri, işleri, vazifeleri Hakk'ı yaşamak, Hakk'ı tavsiye etmek ve insanları Hakk'a davet etmek. Ne kadar güzel. Hep işleri Hak'la. Çünkü Cenab-ı Hakk'a vasıl olmuşlar. Cenab-ı Hakk'a vasıl olunca o Hakk'ın yoluna davet ediyorlar. O Hakk'ın yolu olan Hak yola davet ediyorlar. Ve o Hakk'ın dünyadaki tecellisi olan Hakları söylüyorlar. Hak demek ki saadatların işi, işleri, vazifeleri Hakk'a davet etmek. Hakk'a davet edecek bir kimsenin evvela kendisinin mümin ve Müslüman olması lazım. Çünkü en büyük hakikat Allah-u Teala'nın varlığı, birliği ve diğer iman esaslarıdır. İman hakikatleridir. En büyük hak Cenab-ı Vacibül Vücut'tur. Onun varlığıdır. En hak ilim de Allah-u Teala'nın marifetidir. Marifetullah'tır. Dolayısıyla imanı billah olmadan ve marifetullah kesbetmeden, en hak olana iman etmeden ve en hak bilgiye sahip olmadan İnsanları Hakk'a davet etmek mümkün değil. Çünkü Hakk'ın kaynağı Allah. Evet. Bütün hakikatlerin alındığı kaynak Cenab-ı Hak'tır. Zat-ı vacibül vücuttur. İşte onlar evvela Cenab-ı Hakk'a iman etmişler. Marifet kesbetmişler. Ondan sonra da yeryüzündeki en büyük hakikatler olan ameli salihi işlemişler. Ameli salih her biri haktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emridir. Cenab-ı Hak'tan gelir. Hak'tan gelen haktır. Ve ondan sonra da bu ümmeti, bu insanları, bu Müslümanları Hakk'a davet etmişlerdir. Onlara Hakk'ı tavsiye etmişlerdir. Bu ustada bütün ömürleri müddetince sebat ederek sabır göstermişlerdir. Yani Allah dostlarının demek ki salihlerin vasıfları en büyük hakikat olan kainattaki Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek, ahiret gününe iman etmek ve diğer iman esaslarına, hakikatlerine iman etmek, sonra da Cenab-ı Hakk'ın
emir ve yasaklarına riayet ederek ona kulluk yapmak. Kulluk vazifesini yapmak, ondan sonra da aynen bu minval üzere diğer insanları hakka davet etmek. Ve bu hususta da sebat edip sabır göstermek. İşte ömrünü kıymetli geçiren, değerli geçiren, yarın ahiret günü pişman olmayacak olan, dizine vurmayacak olan insanın profili budur. Kulun profili budur. Bunlardan hangisi yoksa o insan hüsrandadır. Zarardadır. Ömür sermayesini heder etmiştir. İman etmemişse en büyük hakikat olan Allah'ın varlığına iman etmemişse, birliğine iman etmemişse, tevhid üzere iman etmemişse bir defa en baştan kaybetti. Çünkü inkar küfürdür. İnkar batıldır. İnkarın karşılığında ortada bir şey yoktur. Allah vardır demek haktır. İman etmek haktır. Ama Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmek batıldır. Böyle bir şey yoktur. Bu inkarla ele geçen bir şey yoktur. Su var dersen bu haktır. Ama birisi desin ki bu dünyada su yok desin. İnkar etsin suyun varlığını. Bu batıl bir sözdür. Ve bu sözün hakikati yoktur. Bu yalandır. Var olan bir şeyi inkar etmek batıldır. Demek ki hakla batıl birbirinin zıttıdır. Hak sabit ve vaki olandır. İşte vaki. Realite gösteriyor ki su var. Su var diyen insan, bunu tasdik eden insan hak söz söylemiştir. Su yok diyen yalan söylemiştir. Ve o sözün hakikati yoktur. O batıldır. O halde bir şey ya haktır ya batıldır. Allah, Allah'ın varlığı ve birliği en büyük hakikattir. Allah haktır. Evliyaullah bu hakikate iman etmiş, bu hakikati delillendirmiş, kuvvetlendirmiş, müşahadesiyle, tefekkürüyle öyle bir yakın elde etmiş ki bu hakikatte hiçbir şüphesi, tereddütü kalmamış. Ve Cenab-ı Hakk'ın o imandaki marifeti, kuvvetiyle emir ve yasaklarına öyle sarılmış ki Cenab-ı Hakk'ın kulluğunda tam hakkını vermişler. İşin hakkını vermişler. Ve Cenab-ı Hak da onlara hakka davet vazifesini vermiş. Allah dostu olmak demek, bunların mürşit olanları, insanların irşadıyla vazifeli olanları hakka davet vazifesiyle tavzif edilmiş, vazifelendirilmiş kısmıdır. Bütün Allah dostları bu vazifeyle vazifeli değildir. Mürşit olanları böyle vazifelidir. Mesela Hacı Abdülhalik Bucdevani Hazretleri, belki onun zamanında çok hak dostu vardı. Ama onların içinde bu vazife ona verilmiş. Arif Rivegeri Hazretleri zamanında çok hak dostu vardı. Ama o hak dostlarının içinden hakka davet sancağı onun eline verilmiş. Mahmud İncir Fagnevi Kuddise Sırrı Hazretleri zamanında çok hak dostu vardı. Ama o hak dostlarının içinde hakka davet vazifesinin sancağı onun eline verilmiş. Böylece bu sancak böyle bugüne kadar elhamdülillah gelmiş. Demek ki hakla batıl birbirinin zıttıdır. Hak dostları hakka davet eder ama şeytan aleyhlâne ve onun avanesi batıla davet eder. Batıl yola davet eder. Hak yol dindir ve İslamiyettir. Şu anda İslamiyettir. Batıl yollar felsefecilerin uydurduğu,
maddeci, inkarcı, tabiatperest, şüphe esasına dayalan, vahyi ve nakli reddeden filozofların safsatalarıdır. Şimdi hak yola davet edenlere uyanlar hakka vasıl olur. Hak bir iş yapmış olur. Ama şeytan ve avanesinin davetine icabet edenler, o yolda gidenler de batıl bir yola girmiş olurlar. Sonları da hüsrandır. Allah dostları, Sadat-ı Kiram, Mahmud-i İncir-i Fagnevi Hazretleri gibi büyükler, demek ki bize itikatlarıyla, amelleriyle Allah'a nasıl kulluk yapılacağını en güzel bir şekilde gösterdikleri gibi vazifeleriyle de bizi hakka davet ederek gene bizi Allah'a çağırırlar. Halleriyle Allah'ı gösterirler, tanıtırlar. İşte vazifeleriyle de gene Allah'a çağırırlar. Hakka davet Allah'a davettir. İsimleri vardır. Allah, lafz-ı celal, en birinci, en başta gelen ismidir. Bütün isimleri camidir, lafz-ı celal. Ama ondan başka da isimleri vardır. Mesela Er-Rahman, Er-Rahim, El-Aziz, El-Gaffar, El-Tevvab, El-Gahhar, El-Kadir, El-Alim. İşte El-Hak da Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisidir. Yani Allah Rahman olduğu gibi, Rahim olduğu gibi aynı zamanda Hak'tır. İşte Sadat-ı Kiram Hakk'a davetle Cenab-ı Hakk'ın El-Hak ismini taşıdığını, Hak vasfının onda olduğunu, mutlak Hakk'ın o olduğunu bize vazifeleriyle de göstermiş oluyorlar. Aynen Enbiya ne yapmışsa onların izinde giderek Hakk'ı göstermekten, Hakk'a davet etmekten, Hakk'ı tanıtmaktan başka işleri yok. Her şeyi bize Hakk'ı gösteriyor, Hakk'ı tanıtıyor, Hakk'a çağırıyor. Evet. O halde Allah dostları iyi incelenirse ve onlar Hak dostları halleri, fiilleri, ahlakları incelenirse ortaya çıkar ki onlar Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde canlı şahitleridir. Cenab-ı Hakk'a tazim ediyorlar, emirlerini tazim ediyorlar, halka şefkat ve merhamet gösteriyorlar. Bu ikisi kulluğu ifade eder. En güzel şekilde kulluk vazifesini yapıyorlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın kullarını da aynı yolda yürütmeye çalışıyorlar. Allah dostları bütün kainata nazar etmişler. Hak cihetiyle. Hak neydi? Sabit ve vaki olan. Yani bir şey var olacak ve değişmeyecek. Hak budur. Var olmayan batıldır. Değişen de batıldır. Gerçek hak ismine layık değildir. Allah dostları kainattaki bütün eşyaya nazar etmişler. Bakmışlar ki hepsi değişiyor ve yok oluyor. Değil mi? 150 sene önce buralarda kimler yaşıyordu? 100 sene sonra kimler yaşayacak? Çok farklı değil mi? Hep değişiyoruz. Kesinlikle. Bak, yani içimizde her yaştan insan var. Tabii. 50 sene sonra o yavrucağın hali bizim de toprak altındaki halimiz. Çürüyüp gideceğiz. Yani. Demek ki değişiyor. Ağaç. Derler ki mesela Osmanlı'yı temsil eder. Niye? 500 senelik çınar derler. E peki 1500 senelik çınar göster. O da yok. E ondan sonra şeyler gelir, turistler tarihi eserleri ziyaret ederler. E şimdi Süleymaniye Camii olsun, Sultanahmet Camii olsun, türbeler ziyaret ediyorlar. E kaç sene bunlar? Maksimum 500-600 sene.
bir Ayasofya Camii var. Çok eskiden kalma. Peki 3000 sene önce bir bana bir mabet gösterin. Yok. Bir eser gösterin. Yok. Yok. Değil mi? Geçen sene o kadar meyveler oldu. Baharda kirazlar, dutlar, armutlar. Var mı şimdi hiçbirisi? Kışın hiçbirisi kaldı mı? Yok. Gitti. Geçen sene baharda o kadar yeşillendi, çiçekler açtı, laleler, belediye uğraştı bir sürü. Bu sene hiçbir tanesi kaldı mı? Kalmadı. Demek ki eşya var ama sabit değil. Değişiyor. Fani ve değişiyor. O halde bunlara mutlak hak diyemeyiz. Yalan, küfür, inkar bunlar mutlak batıldır. Çünkü karşılığında hiçbir şey yok. Ha bu saydığımız eşyada gene bir şu an olsun, geçici olsun bir varlık var. Ama sabitlik yok. Ama küfürde, inkarda, yalanda, riyada, gösterişte, kötülükte, günahta onlar mutlak batıl. Yok. Mesela Allah'ın birdir. Allah'ın şeriki yoktur. Şerik var demek mutlak batıldır. Böyle bir şey olamaz. Allah'ın ortağı olamaz. Allah'tan başka ilah olamaz. Kim bunu iddia etmişse bu mutlak batıl bir ifadedir. Şimdi o zaman geriye ne kaldı? Zat-ı vacibül vücut kaldı. Allah'tan gayrı mutlak hak yok. Çünkü Allah vardır, sabittir ve değişmez. Allah'ın zatı da değişmez. Allah'ın sıfatları da değişmez. Ezelidir, ebedidir. Vahdaniyet sahibidir. Muhalefetün lil havadis. Hiç yarattıklarına benzemez. Kıyam bi nefsi. Varlığı da kendi nefsindendir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Bak, sabit ve vaki olan ancak Cenab-ı Hak kaldı. O halde mutlak hak zat-ı vacibül vücud olan Allah-u Teala Hazretleri'dir. Çünkü zatı kendisiyle kaimdir. Ve sıfatları, zatı, hiçbir şey değişmiyor. Sabit ve vaki. Eşyaya gelince, eşya bir cihetten batıldır, bir cihetten haktır. Batıl olma ciheti, eşya mümkündür, varlığı mümkündür. Yani bir zaman yoktur, sonra vardır, sonra gene yoktur. Ama bu var olma, yok olma, fanilik vasfı itibariyle demek ki kendi zatıyla kaim değil. Vücudu kendinden değil. Bu yönüyle eşya fanidir. İşte Ehlullah bunu müşahede ettiği için eşyaya baktığında bakıyor ki hiçbir şey kendisi de dahil kendi zatıyla ayakta değil. Kendi kendine olmamış. Varlığı kendinden değil. Var olması Allah'tan. Cenab-ı Vacibül Vücut'tan. Mevcut olması Allah'ın takdiriyle, yaratmasıyla. Onun için biraz da velayet mertebeleri kat edip vecd, istirak ve diğer hallere girince la mevcude illa hu demişler. Allah'tan başka hakiki var yok demişlerdir. Yani hak görmemişlerdir. Yaratılma itibariyle, var olma itibariyle, meydana gelme, vücut bulma itibariyle kendileri Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğu için ve fani oldukları için, yani sabit olmadıkları için vaki olsalar da bir müddet sonra fena bulacaklar için Allah'tan gayrı hakiki bir mevcut görmemişler kainatta ve eşyayı sanki yok kabul etmişlerdir. Allah'ın vacibül vücudun ve tevhid inancı varlığı o kadar onları kaplamış, o hakikati öyle derinlemesine, öyle geniş idrak etmişler ki eşyaya bakınca sanki yok demişler. Bir kısım muhakkik evliya da eşyanın bu taraftaki faniliğini görmekle beraber eşyanın vaki olmasına bakarak tamam
fanidir, mümkündür ama şu anda vardır. Bunu inkar edemeyiz demişlerdir. Bu var olma cihetiyle varlığını Cenab-ı Vacib-ül Vücut'tan aldığı için onun yaratmasıyla meydana geldiği için o yönüyle haktır demişlerdir. Hakikati var. Çünkü sabit değil ama vakidir. Kendi zatıyla kaim değil ama fanidir. Mutlak haktan üzerinde şua var. Vacibül vücudun yaratmasıyla yaratılmış Allah'a nispetle haktır demişlerdir. Allah'a olan nispetiyle, Allah'la olan münasebeti sebebiyle o yönüyle eşyaya hak demişlerdir. Yani eşya o zaman varlıklar, Allah'tan gayrısı mevcut olanlar bir yönüyle batıl, bir yönüyle haktır. Kendine bakan yönüyle batıldır. Zatıyla kaim değil. Allah'ın var etmesiyle oluyor. Ama Allah'a bakan yönüyle haktır. Çünkü vakidir ve şu anda da vardır. Değil mi? Şusu vardır. O halde o kısım evliya eşyaya yok kabul etmemişler. Var kabul etmişler. Ama onların varlığından, vücudundan, onların var olmasında Cenab-ı Hakk'ın Hak ismi şerifinin tecellisini, tezahürünü, şuasını görüp o Hak ismi şerifinden Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine, mutlak Hak ismine intikal ederek her eşyadan Allah'a vasıl olmuşlardır. Allah'ın marifetine intikal etmişlerdir. Her var olanda Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücudun Hak ismi şerifinin şuasını müşahede ederek, tefekkür ederek oradan Allah'a bir yol bulmuşlar ve marifet kesbetmişler. Her şey onları Allah'a ulaştırmıştır. Aşk, vecd tarafı galip olan ehlullah eşyayı inkar etmiş. Sanki yok kabul etmiş. Tevhid inancında o kadar ilerlemişler, onlar o kadar sarmış. Ama muhakkik evliya bu yönüyle eşyayı inkar etmemiş. Eşya Allah'ın Hak ismini gösteren, ispat eden, delili olan, şahit olan bir varlıktır diye oradan Allah'a bir yol bulmuşlar ve marifet kesbetmişlerdir. İkisi de güzel. Evet. O halde ehlullah demek ki hem Hakk'a iman etmişler, hem Hak yolda yaşamışlar, kulluk etmişler, hem Hakk'a davet etmişler, hem de her bir varlıkta, eşyada, hayvanda, yıldızda, insanda, çiçekte, bitkide ne gördülerse Cenab-ı Hakk'ın mutlak Hak olan Allah-u Teala'nın Hak ismi şerifinin şuasını müşahede etmişler, tefekkür etmişler ve oradan o eşya onları Allah'a ulaştıran bir vesile olmuş, bir alet olmuş, her eşyadan Allah'a giden bir yolu açmışlar. Evet. Tabii başka Esma-i İlahiye'nin tecellileri de var. Şu suya baktığında Allah dostu Rezzak ismi şerifinin de bunda tecellisini müşahede eder. Rahman ismi şerifinin de tecellisini müşahede eder. Kerim ismi şerifinin de tecellisini müşahede eder. Ama bizim sohbet konumuz eşyanın var olmasındaki Hak ismi şerifinin tecellisidir. O halde eşya çok çeşitli isimlerin üzerinde tecelli ettiği bir ayna gibidir. Ama var olmasında müessir olan ismi şerif El-Hak ismi şeriftir. O halde kainatta ne varsa var olan her şey yok olanda bu isim tecelli etmez. Var olan her şeyde Hak ismi şerifinin şuası vardır ve o Hak ismi şerifinin tecellisiyle her şey vardır. Yani biz de varsak gene bizde de Hak ismi şerifinin tecellisiyle varır. Su da, sunun varlığı da Hak ismi şerifinin
tecellisine bağlıdır. Evet. Şu ışığın da varlığı Hak ismi şerifine bağlıdır. Hakeza her şey. O halde eşyayla bu şekilde bir münasebet kurabilirsek eşya bize Allah'ı tanıtıyor. Maneviyatım. Varlık, her bir varlık, her bir şey bize çeşitli yönlerden olduğu gibi var olması itibariyle de Cenab-ı Hakk'ın Hak ismi şerifini gösteriyor, ispat ediyor ve tanıtıyor. O halde hakikati olan her şey bu hakikatini Cenab-ı Hakk'ın Hak ismi şerifinden almıştır. Var olan, mevcut olan, hakikati olan her şey Cenab-ı Hakk'ın Hak ismi şerifinin üzerindeki şuasıyla, tecellisiyle vardır. Onun için Ehlullah Cenab-ı Hak ismini çok kullanır. Cenab-ı Hak, Rabbül Alemin der, Allah-u Teala der ama Ehlullah'ın ıstılahında, lügatında Cenab-ı Hak ismi şerifi çok geçer. Cenab-ı Hak diyen bir insan Hakk'ın kaynağı, mutlak hak sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın var ettiği eşyayı müşahadesiyle, onun için Cenab-ı Hak ismini çok kullanır. Hep bak var olmalardan Hak ismi şerifine gider ve Cenab-ı Hakk'ı rastgele, tesadüfi değil, tefekkürüyle, müşahadesiyle söyler. Biz de taklidi söyleyelim. Ama Cenab-ı Hak ne manaya geliyor? Bilelim hiç olmazsa. İlmen bilerim. Sabit ve vaki olan, zatıyla kaim olan, mutlak hak olan, değişmeyen manasına geliyor. Sıfatlarıyla, zatıyla. Ondan gayrısı da mutlak hak vasfına layık değil. Onun dışında eşyada hakikati olan her şeyde bu Hak ismi şerifinin şuaatıdır, tecellisidir. Onun için Ehlullah Cenab-ı Hak der, Hakk'a kulluk yapar, insanları Hakk'a davet eder, Hakk'ı söyler, üzerlerinde kul hakkı bulundurmaz, Allah hakkını yerine getirirler, insanlara Hakk'ı tavsiye ederler. Hep işleri Hakk'tadır. Değil mi? Bunun zıttı ne? Batıl. Batıl. Hakikat olmayan, sabit olmayan, var. Batıl da şeytan ve avanesinin işidir. Batıla davet eder, sözleri batıldır, yolları batıldır, işleri batıldır, itikatları batıldır, her şeyleri batıldır. O halde hayatımız bu hakla batıl arasında tasnif edilmiş. İtikadımız ya haktır ya batıldır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının inandığı şekilde ehl-i sünnet vel cemaate göre inanan kimse itikadı haktır. Gayrısına bu denmez. Sünnet-i seniye üzere kulluk yapan, hayatını sünnet-i seniyeye göre tanzim eden kimsenin yolu haktır. Adı İslamiyet'tir. Bunun gayrısı batıldır. Ahlakı, Peygamber aleyhisselamın ahlakı gibi olan ve o ahlakın da hakikati olan Esma-i İlahiye'ye uygun olan, üzerinde ilahi ahlakın tecelli ettiği huylar bulunan insanın huyları ve ahlakı haktır, gayrısı batıldır. Sözü Allah'la ilgili olan, Allah rızası için olan,
Allah'ı anlatan, Allah'a vasıl olmanın yollarını anlatan, Allah'ın emir ve yasaklarını anlatan, Allah'ın kainattaki yarattığı eşyadaki hikmet ve ibretleri anlatan sözler haktır. Gerisi safsatadır, batıldır. Demek ki itikatta hak olacak, yolda hak olacak, huylarda hak olacak, sözde hak olacak. Hak sözlerin başı, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte budur. Kelime-i tevhid inancıdır. En büyük hak, söz budur. İşte Allah dostları bütün hayatlarıyla bu hak çerçevesinin, dairesinin, şimdi her şeyi aldık hakkın içine. Dışarıda ne kaldı? Batıl. İnsanları batıldan hakka davet eden vazifeli kullardır. Demek ki hakka davet ediyorlar. Nereden hakka davet ediyorlar? Batıldan hakka. Şu vasfa sahip olanlar davet yapar. Bir, hakka iman edecek. İki, hakka kulluk yapacak. Hatta kulluk yapmak ameli salih işlemektir. Yani Allah'ın emirlerini tazim edecek, Allah'ın mahlukatına şefkat ve merhamet gösterecek. Misal, Allah namazı kılın diye emretmiş, beş vakit namazı. Bunu yerine getirerek o emre tazim edecek. Namazın içinde de Allahu Ekber diyerek, Sübhane Rabbiyel Azim diyerek, Sübhane Rabbiyel Ala diyerek Allah'ın zatını tazim edecek. Ondan sonra halka şefkat ve merhamet de kulluğun içindedir. Ameli salih. Ramazan-ı Şerif geldi. Zekatını verecek. Hem Allah'a tazimdir, emrini tazimdir, hem de halka şefkattir. Sadaka verecek. Fıtır sadakası verecek. Hem Allah'ın emrini tazimdir, hem de halka şefkat ve merhamettir. Oruç tutacak, Allah'ın emrini tazimdir. İftar verecek, Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini tazim ve halka şefkat ve merhamettir. Yani bizim bütün bize emredilen hususlar Allah'ı tazimdir. Emre uymakla Allah'ı tazim edersin. Bizzat kendisi zatını tazimdir. Secde gibi, rükû gibi. Bir kısmı da hem Allah'ın emrini tazim etmiş oluyorsun, yerine getirmekle, hem de menfaati halkadır. Halka şefkat ve merhamet gösteriyorsun. Zemeyen bir insan, insanlara yardım etmeyen bir insan, hayır işlerine el uzatmayan bir insan, şefkatsizdir, merhametsizdir. Halka şefkat ve merhamet etmiyor. Madden de etmiyor, manen de etmiyor. Kulluğu noksandır. Ameli salih yok. O halde hakka iman edecek. Ameli salih işleyecek. Onun artık hakka davet etmek sırası gelmiş. Hakka layıkı veçile iman etmeyen, ameli salihi layıkı veçile yapmayan adam halkı nereye davet edecek ki? Kendi yapmadığı şeye mi daha çağıracak? İnsan kendi yapmadığı bir şeyi başkalarına söylese Allah tesir ettirmez ki. Velev ki etti. Demek ki hakka davet üçüncü. Sahih iman, ameli salih, hakka davet. O halde kim ki bu evsafa sahipse onlar hakka davet eder. Onun için Allah dostları ancak bunda muvaffak oluyor. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri bu hususta muvaffak olmuş. Arif-i Rivegeri Hazretleri muvaffak olmuş. Hacı Abdülhalik Rüşdevani muvaffak olmuş. Niye? İtikatları çok kavi, sahih. Ameli salihte en yüksek mertebedeler. Hakka davetle Cenab-ı Hak zaten vazifelendirmiş. Meşayihten olmuşlar, saadattan olmuşlar. Onlara yetki verilmiş. Siz halkı inşaat edin diye. Yetkili onlar. Evet. Diğerleri de üzülmesin. Böyle zatlara yardımcı olan, hizmet eden, onlar da hatta davet etmiş sayılır. Yani bunlar bizim gibi adamlardan çıkmaz. Ama böyle birisini bulup da onun hizmetine destek olmak, irşadına yardımcı olmak,
halkı onlara yönlendirmek, onları halka tanıtmak bizim Hakk'a davetimiz budur. Evet. Biz de o zaman onların o şirketin maneviyesinden hisse senedi almış oluruz. O şirkete ortak olmuş oluruz. Allah'ın izniyle biz de Hakk'a davet vazifesini şahsen yapamayacak halde olduğumuz halde böyle bir zata yardımcı olmakla inşallah ortaklık hesabıyla biz de yapmış oluruz. Bu asırda onun için en kıymetli ameli salih buyuruyor Hazreti Gavs'ımız. Cehenneme giden, fevç fevç cehenneme giden insanları Sadat-ı Kiram'la tanıştırıp onların tövbe etmelerine vesile olmak ve o yoldan çevirip cennet yoluna döndürmektir diyor. Şu asırda Hakk'a davet, en tesirli Hakk'a davet, insanlara menfaat verecek olan Hakk'a davet, Hakk'a davet eden zatı tanıtmaktır. Biz ne anlatabiliriz ki? İhlasımız ne kadar ki sözümüz tesir etsin. İlmimiz ne kadar ki insanlara malumat verebilelim. Değil mi? Evet. Halimiz ne ki? Neden bahsetmeye hakkımız olsun? Evet. Ama hiç olmazsa onlardan bahsedersek bizim nefsimiz aradan çıktığı için Allah onların hürmetine söze de tesir kuvveti verir. Kesinlikle. İnsanları da doğru adrese yönlendirmiş oluruz. Ve o insanlar hatta davet edenlerle buluşunca onların teçhizatı yeterli. Onlar insanları hak yola koyuyorlar elhamdülillah. Bu arada tabii anlatırlar. Beytullah'ı inşa ettirince Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a şimdi çık bir tepeye de dedi. İnsanları oraya çağır. Hacca davet et dedi. Beytullah'ı ziyaret etsinler evine. İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi kim beni duyacak ki dedi yani burada. Değil mi? Mekke'den çağıracaksın, İstanbul'da nasıl duyacaksın, Kanada'da nasıl duyacaksın, Brezilya'da nasıl duyacaksın, Çin'den nasıl işleyeceksin o sesi? Veya hadi Allah bir mucize verdi, o günkü yaşayanlar işitti. Peki sonra gelenler, 3 asır sonra, 3000 asır sonra, onlar nasıl işitecek? Daha yoklar. Babaları yok ki, babaların sülbünde desek. Ana rahminde değiller, yoklar. İşte öyle diyor kitaplar, sen çağır. Biz o senin davetini işittireceğiz. İşte o davete kim lebbeyk demişse gider hacca lebbeyk diye. Evet. İhrama girer lebbeyk der. Kaç sefer gitmişse hacca o kadar cevap vermiştir o çağrıya. Lebbeyk demiştir. Bir de o arada şeytan da çağırmış. Evet, bazıları da onun davetine lebbeyk demiş. Adam gidiyor Kabe'de hırsızlık yapıyor. Allah'ım. Adam dövüyor. Kabe. Kalp kırıyor. Kötü niyetle gidiyor. Beytullah'ta hırsızlık yapıyor. Bu adam şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın davetine mi lebbeyk dedi, şeytaninkine mi dedi? İşte onun için orada kötülük yapanları, hırsızlık yapanları görüp de bu nasıl hacı demeyelim. Onları çağıran İbrahim Aleyhisselam değil. Onları şeytan çağırır. Şimdi bu asırda da o misali şunun için verdim. Haberin esas maksadımız ibreti. Şimdi Hakk'a davet eden hak adamları var, hak dostları var. Şeytanın adamları da var. Şimdi kimin sözüne icabet ettiğimize bakalım. Bizi Hakk'a davet eden Allah dostu mu, hak dostu mu, şeytan dostu mu? Şeytanın dostunun davetine iyi niyetle gidersen seni Hakk'a ulaştırmaz. Hüsrana gidersin. Hak dostunun davetine icabet eden hak yola girer. Öbürü şeytanın yoluna girer. Nasıl anlayacağız? Gayet kolay. Hak dostlarının evsafı bellidir. Hak dostları mümin, Müslüman, müttaki, takva ehlidir. Haramları bırak, şüphelilerden bile kaçınır. Ameli salih işlerler. 5 vakit namazı cemaatle kılarlar. Taat ve ibadetleri herkesten çoktur. Ahlakları çok güzeldir. Gösterişten, riyadan, ucuktan, kibirden kaçarlar. Sen onu gördüğünde Allah'ı hatırlarsın.
Ve onlar bu işi dünya menfaatini alet etmezler. Bu iş sebebiyle dünya menfaati gözetmezler. Dünya menfaatinin içinde meşhur olmak da vardır. Bazı adamların zaafı parayadır, bazıları da tanınmayadır, meşhur olmayadır, itibar sahibi olmayadır. Rating derdi yoktur onların. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şimdi demek ki sünnet-i seniyeyi ölçülerine vurursak muttaki, müstakim, dost doğru İslamiyet yaşıyor. Sünnet-i seniyeye uygun, zahiri, kıyafeti, her şeyi. Peygamber Aleyhisselam nasıl giyinmişse öyle giyinir. Nasıl namaz kılmışsa öyle kılar. Nasıl halka muamele etmişse öyle eder. Nasıl yemişse o şekilde yer. Nasıl uyumuşsa o şekilde uyur. Nasıl evlenmişse o şekilde evlenir. Çoluk çocuğunu nasıl terbiye etmişse o şekilde eder. Her şeyleri sünnete uygundur. E bu hak dostudur. Eğer sünnete uygundur itikatları. Dört mezhepten birisiyle amel ederler. Daha müşahası hale getirelim. Ben demezler. Resulullah derler, ashab derler, selef derler, İmam-ı Azam derler, İmam-ı Şafii derler. İmam-ı Maturidi derler. Sonuna hazretlerini koyarlar. Kuddüs-i Ruh derler, rahmetullahi aleyh derler. Enaniyetlerini sıfırlamışlardır. Benlik davaları yoktur. Çok bilirler. Ama ulemanın üzerinden anlatırlar. Ben demezler. Biz bile demezler. Seyda derler, Gavs derler. Geçmiş saadatları söylerler. Hak dostlarının nişaneleri bunlardır. Öbür hakka davet edip de batıl adamlar, batıl itikadlı adamlar nedir? Onlar da ben der. Ne fiilleri Resulullah'a uyar, ne kıyafetleri uyar, ne halleri uyar, ne ahlakları uyar. Enaniyetten şişmiş ağrı dağ kadar patlayacak hale gelmişlerdir. İnsanlar zaten onu hisseder. Bunun için alim olmaya gerek yok. Bu bizim milletimizin güzel bir hasreti var. En cahili de ariftir. Kimin Allah adamı olduğunu, kimin olmadığını şöyle bir bakışta ayırt ederler. Nasıl? Allah onun sevgisini onların kalbine koyar. Kalbi sevmemişse zaten yaramaz bu adamdır. Sevmişse Allah adamdır. Bu kadar basit. Allah iyilerden etsin. Amin. Hak dostlarıyla beraber etsin. Amin. Hakka vasıl olanlardan eylesin. Amin. Sohbetimizi de Hakk'ın rızasına uygun eylesin. Amin. Ve Hakk'ın dergahında kabule mazhar eylesin. Amin. Peki. Allah razı olsun. Amin. Müsaade isteyelim inşallah.